Merhaba arkadaşlar, bu videoda biyokimya alanındaki en ünlü moleküllerden bir tanesi hakkında konuşacağız. ATP. Peki, ATP neden bu kadar ünlü? Çünkü hücrenin enerji birimi de ondan. Hücrenin enerji birimi denmesinin sebebi, vücudumuzdaki biyokimyasal tepkimeler için gerekli gücü ve yakıtı sağlamasıdır. Bunlara örnek olarak biyomoleküllerin biyosentezini verebiliriz. Konumuz biyoloji olunca tabi bio ile başlayan kelimeleri de böyle sık sık kullanıyoruz. Her şeyimiz bir bio bizim. Yağ, protein, karbonhidrat ve nükleik asitlerin hepsinin yaşam için gerekli ve bu moleküllerin oluşturulması için de ATP formunda enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtmeden geçmeyelim. Hatta bunu belirterek işe başlayalım. Buna ek olarak ATP kaslarımızın kasılmasında da kullanılır. Bu durum canlı organizmaların hareket edebilmeleri için oldukça önemli. Aynı zamanda ATP hücre zarından iyon geçişini de sağlar. Tabii ki iyonları zardan geçirmek hücre içinde rahat bir iç çevreyi sürdürmek için çok önemli. ATP'nin büyülü bir şekilde bütün bu yaşamı devam ettiren süreçlere güç sağladığı konusunu bu videoda biraz daha ayrıntıya girerek sizlere anlatacağım. Aslında bu videoda ATP'nin kimyasal düzeyde bu tepkimelere nasıl güç sağladığını anlamak için genel kimyadan bazı başlıklara göz atacağız. Kimya derslerinden hatırlayacağınız bir konu olan Gibbs serbest enerjisini inceleyeceğiz. Genelde kısaca delta G olarak yazılır. Delta G'nin nicel bir sayı olduğunu unutmayın. Bazen bu G'yi İngilizcesi şeklinde G şeklinde de yani G-force kavramında olduğu gibi G şeklinde de te telaffuz edildiğini söylendiğini duyabilirsiniz. Ama biz Türkçe e olarak söyleyelim G harfi. Şimdi bu delta G dediğimiz gibi nicel bir sayı. Birimini de yazalım buraya. Enerji ölçüsü olan Joule birimlerle ölçülebilen bir sayı. Evet, bu değerin pozitif veya negatif olmasına göre tepkimenin enerji gerektirip gerektirmediğini ya da enerji açığa çıkartıp çıkartmadığını anlayabiliriz. Delta G'yi şöyle buluyoruz arkadaşlar. Tepkime ürünlerin serbest enerjisi eksi reaktantların yani girenlerin serbest enerjisi olarak buluyoruz. Bu yüzden Gibbs serbest enerjisindeki değişiklik negatifse ki bu ürünlerin girenlerinden daha küçük serbest enerjisi olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu tepkimenin enerji açığa çıkardığını söylemiş oluruz. Diğer yandan pozitif değerde delta G'miz varsa elimizde ki bu da ürünlerimizin girenlerden daha yüksek seviyede enerjisi olduğu anlamına gelir, tepkimenin enerjiye ihtiyacı olduğunu bu, 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 bu zamanda söyleriz. Evet, burada enerji konusunda çok da net konuşmadım, farkındayım. Kısaca bir tepkimedeki girenlerden ürünlere giden serbest enerjideki değişim, entropideki değişim kadar entalpideki değişimi de içerir dememiz gerek. Entropi ve entalpi başlıklarına da genel kimyadan aşina olabilirsiniz. Peki bunların hepsinin ATP ile ne alakası var? Bunu sorabilirsiniz. Çok büyük bir negatif delta G değerine sahip ATP'nin dahil olduğu bir tepkimenin olduğu ortaya çıktı. Bu tepkime sonucunda çok fazla enerji açığa çıkıyor demek oluyor. Özellikle bu tepkime suyla birlikte ATP içeriyor ve suyla birlikte olduğunda buna hidroliz reaksiyonu diyoruz biz. Bunu unutmayalım diye buraya yazıyorum. Evet. Bu tepkimenin ürünleri ADP denilen bir molekül ve serbest fosfat grubudur. Daha önce de bahsettiğim gibi Gibbs serbest enerjisindeki değişim negatif elimizdeki durumda. Aynı zamanda bu değişim istemli bir değişim çünkü delta G sıfırdan küçük. Peki burada neler oluyor? ATP trifosfatla yani 3 fosfat grubuyla başlıyor ve 1 fosfat grubunu kaybediyor. Çünkü difosfat haline geliyor. Dolayısıyla burada serbest bir fosfat grubu oluşuyor değil mi? İlk bakışta bu tepkime eşit gözükmeyebilir. Çünkü eşitliğimizin sağında hidrojen veya oksijen görmüyoruz. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Negatif yüklü hidroksil grubu fosfat grubunun bir parçası haline geliyor. Suyun geriye kalan hidrojen iyonu solüsyondaki başka bir su molekülüyle birleşiyor. Böylece pozitif yüklü bir hidronyum iyonu haline geliyor. Genelde bu şey, e, bu iki şey yani dışarıda bırakılır. Fakat stokiyometri yüzünden karıştırmamanız için onları burada yazmak istedim. Diğer yandan vücuttaki birçok biyosentez tepkimesi pozitif delta G değerindedir. Pozitif bir delta G değerinin enerji gereksinimi anlamına geldiğini unutmayın. Dolayısıyla bu değişim diğerinin aksine istemsiz oluyor. Bu çeşitteki bir tepkime için aminoasit gibi bir monomeri örnek aldığımızda polimer oluşturmak için onları kovalent olarak bağlarız. Amino asit olayında bu durum uzun bir peptit zinciri oluşturmamız anlamına gelir. İşte burada kimya bilgilerimiz devreye giriyor. Enerji değişim çalışmalarını içeren termodinamikte önemli bir kural vardır arkadaşlar. Bir tepkimede toplam delta G durumlarıyla ilgili bir kuraldır. Evet, kendime biraz yer açıyorum. Evet. Bir tepkimedeki toplam delta G, o tepkiminin ayrı ayrı olan adımlarının delta G değerlerinin toplamına eşittir. O zaman devam edip bu iki tepkimeyi birbirine ekleyelim ve neler olacak görelim. Hemen yazalım öyleyse. Giren olarak ATP, su ve monomerimiz var ve ADP bir serbest fosfat grubu ve bir polimer üretiyoruz. Şimdi tepkimenin geneli için delta G'miz ne olur? Soru bu. Delta G değerlerini sadece her adımda eklememiz gerekli. Bunlar için sizlere gerçek sayısal değerler vermedim fakat genel olarak biyosentez tepkimeleri için gerekli olan fazla enerji ATP'nin hidrolizi üretir. Bu bilgiyi biliyoruz tıpkı bunun gibi. Aslına bakarsanız küçük pozitif bir sayıya büyük negatif bir sayı eklersek doğal olarak negatif bir delta değeri elde ederiz. Diğer, diğer bir deyişle, önceden pozitif delta G değeriyle enerji açısından elverişsiz bir tepkimeyi negatif delta G değerli e, elverişli bir tepkimeye çevirmiş oluyoruz. Ve bunu kenetlenme reaksiyonu dediğimiz elverişli bir delta G değeri olan tepkimeyle gerçekleştirdik. Tıpkı uygun olmayan delta G değerli bir ATP hidrolizi gibi. Bu delta G değerlerini ekleme kabiliyetinin tepkimenin aldığı yönle ilgili hiçbir şey anlatmadığını da söylemek istiyorum. Aslında genel konuşacak olursak, burada yazdığı gibi bir tepkime asla iki ayrı adım da ilerlemez. Onun yerine bu birleşik işlem eş zamanlı olarak ortaya çıkar. Fakat gördüğünüz gibi bu iki tepkimeyi iki farklı adım olarak ayırmak bizim işimizi kolaylaştırıyor böylelikle negatif delta g değeri olan atp'nin neden elverişsiz işlemlerle enerji sağlayabildiğini kendimize kanıtlayabiliriz